Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün ses kartı bir home stüdyo, ev stüdyosu seti tanıtımımız var. Bizim daha önce yapmış olduğumuz en iyi ses kartları videosunda da çokça övdüğümüz, tavsiye ettiğimiz bir ses kartının küçük bir ev stüdyo kiti ile karşınızdayım. Nemi Focusrite Scarlett 2i2'nun içerisinde mikrofonu ve kulaklığının bulunduğu ve cihazın kendisinin bulunduğu bir ev stüdyo seti. Müthiş bir incelem olacak. Neden diğer ses kartlarından öne çıkan özellikleri var? Neden bu ses kartını tercih etmelisiniz? Eğer yeni başlıyorsanız bu işlere, böyle bir kit satın alarak çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayıp kayıtlara başlayabilirsiniz. İçerisinden çıkan mikrofon güzel mi? Kulaklık güzel mi? Bizi ne kadar idare edecekler? Böyle bir kit almaya değer mi? Hepsinin cevabını bu videoda bulacaksınız. Focusrite gerçekten bu konuda harika işler çıkartıyor. Bize bu ürünü sağladıkları için ve size tanıtma imkan sundukları için Dore Müziğe de teşekkür ediyoruz. Ürünün bağlantısını da açıklama kısmına bıraktım. Ürünün kutu açılışıyla başlayacağız ama ona geçmeden önce abone olup bildirim zilini açıp videoyu da beğenirseniz bu tarz içeriklerin devam etmesi için harika bir şekilde katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca sosyal ağlarımızı takip ederseniz, özellikle de Discord sunucumuza katılırsanız gitar muhabbetlerinin içine balıklama dalmış olursunuz dostlarım. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına koyuyorum. Sizi daha fazla bekletmiyorum. Scarlett 2i2 Studio ses kartı ev stüdyo kitimizin tanıtımına kutu açılışı ile başlayalım. Evet, ürünün kutusu karşımızda. Scarlett 2i2 Studio. 3. jenerasyon olması en önemlilerinden bir tanesi. Zaten 2. jenerasyon bile harika bir üründü. Ama 3. jenerasyonda birazdan bahsedeceğim. İçerisine iyi yönlerini koruyup üzerine harika artılar eklemiş Focusrite. 2i2 dediğinde 2 tane giriş, 2 tane de çıkış olduğunu göreceğiz. Çıkışlardan bir tane zaten kulaklık. Diğeri de stüdyo monitörlerine verdiğimiz çıkışlar. İhtiyaçlarınıza göre farklı şeyler seçebilirsiniz. Eğer 2 tane çıkış size yetmezse, ki mesela bana yetmiyor, 4 çıkışlı bir ses kartı kullanıyorum, farklı ürünlerde tercih edebilirsiniz. Ama 2 giriş bana gayet yeterli geliyor. Eğer bu işlerine başlıyorsunuz, 2 giriş size gayet yeterli olacaktır. İçerisinde kondansör, mikrofon ve güzel bir kulaklığımız mevcut. Ürünün görselleri de zaten karşımızda. Onun haricinde bir de XLR kablosu bulunması bence önemli. Çünkü azımsanmayacak kadar fiyatı var. Şimdi USB birazdan göreceğiz. Type-C, o da çok iyi. 24 bit bir konvertörü var. Harika bir bit seviyesi. Birazdan ayrıntılara gideceğim ve olabilecek en yüksek 192 kHz ses kalitesi mevcut üründe. Bu da kaydettiğimiz şeylerin daha doğal tınlamasını sağlayacak. Zaten daha azı bu tarz bir ürün için düşünülemezdi. Evet, üstüne bakalım. Aynı bilgiler üstte de, farklı bir açıdan fotoğrafları da var ürünlerin görsellerinin. Diğer tarafa bakalım. Farklı dillerde bazı bilgiler burada da mevcut. Yan tarafa bakıyoruz. Herhangi bir ekstradan bir bilgi yan tarafta bulunmuyor. Arkaya geldiğimizde ürün hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu kit bize anında kayıt yapmamız için bütün çözümleri sunacaktır diyor. Gerçekten öyle. Bunu aldığımız zaman diyeceksiniz siz stüdyo monitörüm yok ama kulaklık sayesinde hemen kayıda başlayabilirsiniz. Bir şeyler üretmeye başlayabilirsiniz dostlarım. 3 metrelik XLR kablosuyla beraber mikrofonu, arkası kapalı kulaklığı ve içerisinde vereceğimiz yazılımlarla da müzik yapmaya başlayabilirsiniz diyor. 2 tane en iyi performansta mikrofon pire amfisi, ki zaten bizim Focusrite'da en çok öne çıkaracağımız ve en çok sevdiğimiz ve önerdiğimiz noktada bu harika içine koyduğu pire ampları. Kendi yine üretimi olan bir pire ampın simülasyonu var içerisinde. Air tuşu, birazdan ayrıntılarını. Bu air tuşu sayesinde daha parlak ve açık bir soundlu kayıtlar yapabileceğiz. Enstrümanlarımızı, yani gitarımızı, basımızı taktığımızda herhangi bir sorun yaratmayacak. Girişlerimizi ona göre ayarlayacak tuşlarımız bulunuyor üzerinde. Yüksek performans konverterler, dediğim gibi 24 bit 192 kHz olabilecek en yüksek kalitede kayıtlar yapabilmemizi sağlayacak. Balanslı çıkışlar var. Temiz bir şekilde duyabilmemiz için stüdyo monitörümüze balanslı 2 tane sağ sol çıkış alabiliyoruz. Aynı şekilde 2 tane giriş olduğunu yeniden söylemiş. Bunlar combo girişler, hem XLR hem de PRS kablo, çivi jack bağlayabileceğimiz girişler. Kolay başlangıç araçları varmış içerisinde. Kondansör, mikrofon, 3 metrelik XLR kablosu olduğunu söyledik. Arkası kapalı kulaklığımız, PC'de ve Mac'de çalışabilecek USB kablomuz da içerisinden çıkıyor. Type-C olduğunu yeniden belirteyim. İçerisinde bulunan yazılımlar da son derece önemli bu tarz cihazları aldığımızda. Ki Focusrite gerçekten buradan kısmıyor. Hem
Pro Tools var içerisinde. Hem Ableton var. Ableton biraz daha DJ vari, yeni nesil versiyon bir DAW programı. Gerçekten ben eskiden kullandım. Harika bir program. MIDI klavye bağlayacaksak ondan elde edeceğimiz güzel klavye sesleri, reverb, delay ve distortion alabileceğimiz pluginler ki gitarımızı bağladığımızda çok işe yarar bu pluginler bir gitarist için. İçerisinde yine Focusrite'ın üretmiş olduğu kompresörlerin simülasyonlarını alabileceğimiz kompresör yazılımı mevcut, pluginleri mevcut ve çeşitli sample'ları indirebileceğimiz plugin Collective'de içerisinde var. Ürünün önden ve arkadan görselini de koymuşlar. Bilgisayara arkasındaki Type-C çıkışından USB kablosuyla bağlanacağız. Monitörlerimize balanslı sağ ve sol çıkışlarımız. Birazdan ayrıntılarına gireceğimiz ön panel düğmeler. Burada beni en çok etkilen büyük bir volüm potansın olması ve ekstradan onunla bağlantısı bir şekilde kullanabileceğimiz kulaklık potansının olması. Ki bazı ses kartlarında ikisini ayrıştırmıyorlar. Kayıt sırasında problem oluyor. Mikrofon, gitar ve synth'lere bağlayabileceğimiz girişlerimiz. Potanslar üzerinde renk değişimleri var. Bunların neler olduğunu birazdan anlatacağım ama büyük kolaylık sağlıyor gerçekten bunların olması. Dizayn olarak da çok güzel. Kırmızı renk zaten bütün ürünlerin üzerinde bir marka gibi, imza gibi kullanılmış harika bir kırmızı renk seçimi var Focusrite'ın. Bu bile insanı etkiliyor, ürünün kalitesini arttırıyor bence. Ondan sonra mikrofonumuzun görüntüsü, şu işaretin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Ve HP60MK3 kulaklığımız, kayıtlarımızda temiz sound duyabileceğimiz, olabildiğince flat bir kulaklık ve mikrofon. Bunların zaten özelliklerini de kutuyu açtıktan sonra sizlere anlatacağım. Şimdi gelin bakalım kutumuzu açalım ve ürünleri içerisinden çıkartalım. Bakalım ürünümüzün içerisinden sürprizler çıkacak mı? Kutuyu açtığımız gibi bir uyarıyla karşılaştık. Siteye gidip büyük ihtimalle driver'ımızı indirmemizi öneriyor ki tam anlamıyla kullanılabilsin diye ürün. USB'den bağlantısıyla bilgisayar veya Macintosh'ta nerelere basacağımızı, nerelere gideceğimizi göstermiş. Evet, bir köpükle karşılaştık. Ürünü korusun diye yana kaldırıyorum. Kullanım kılavuzu, ki kullanım kılavuzu değil galiba, sadece dikkat edilmesi gereken önemli noktalar belgesi. Kaldıralım. Ürünün kendisini almadan önce bir kulaklığımızı çıkartalım. Evet, üzerinde Scarlett logosu, derisinin üzerinde Scarlett logosu olan güzel bir kulaklık. Kulaklığın poşetlerini de sıyırayım. Uzun bir kablosu var. Bizi rahat ettirecektir. Kablo gerçekten uzun. Şık bir kulaklık. Ayrıntılarını birazdan geliriz. Yana koyuyorum. Mikrofonu almadan önce mikrofonu sabitleyebileceğimiz, açısını değiştirebileceğimiz, mikrofon ayaklığına bağlayabileceğimiz aparatı, siyah renkli, gayet şık. Mikrofonumuzu çıkartalım. Koruma kabının içerisinde. Mikrofonun boyutu diğer kondanser mikrofonlara göre biraz daha küçük geldi bana. Şık, kullanım kolay, elde tutması rahat. Güzel bir mikrofon. Yana koyuyoruz mikrofonumuzu da. Ve gelelim asıl ürüne, ses kartımıza. Kırmızı rengiyle Focusrite Scarlett 2i2. Güzel bir koruma kabının içerisinde yer alıyor. Bantlarını sökelim. Şimdi önceki nesle göre hemen dikkat çeken bir şey var. Boyutunun küçüklüğü. Gerçekten çok az bir yer kaplıyor. Boyutu küçülmesine rağmen yetenekleri artmış bir ürün. Bizim de en çok hoşumuza giden şey zaten bir şeyin boyutunun küçülmesiyle yeteneklerin artması. Cep telefonları da öyle oldu. Üzerindeki düğmeleri inceleyeceğiz. Sadece şunu söyleyebilirim. Metal bir malzeme. Sağlam duruyor. Kaliteli duruyor. Noplarla biraz oynayayım. Dönme hissiyatı çok güzel. Sağlam hissettiriyor. Dokunmatik düğmeler çok şık. Büyük potansımız zaten harika duruyor. Kulaklık ve volüm potansı üzerinde tırtıklar varken input potanslarımızın üzerinde daha yumuşak bir doku var. Arkasına bakalım. Çok sade bir arka yüzü var. Dengeli çıkışlarımız stüdyo monitörlerine bağlamak için. USB Type-C çıkışımız bilgisayara bağlamak için ve burada da güvenlik amacıyla kilitlenebilir. Belki stüdyonuzda sabitlemek istiyorsunuzdur, kilitlemek istiyorsunuzdur. O işe yarayan bir güvenlik kilidi burada mevcut. Yana alalım ses kartımızı da. Ve son olarak da kablolarımız. XLR kablomuz ve USB Type-C, USB 3.0 kablomuz. 3 metre olması çok rahat ettirecektir. Rengini de herhalde başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir kablo. Bir de şu olması gerçekten iyi. Mikrofonumuza sabitleyebiliriz. Bu bantla yana alıyorum. USB Type-C'mizi de açalım. Gördüğünüz üzere bir tarafı ses kartımıza girecek. Bir tarafı da bilgisayarımıza bağlayacağımız kablomuz. Evet, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok kutunun içerisinde. Kutu açılışımız da böyleydi. Şimdi bağlantılarını yapalım. Bilgisayarımıza bağlayalım. Driver'ını indirip kuralım. Ve ürünümüzü incelemeye devam edelim.
Evet, Scarlett 2i2'yu bağladım USB'den ve karşıma hemen bilgisayarımda şöyle bir şey çıktı. Hemen onu inceleyelim. Bir hard disk gibi gördü. F diyor. Orada click here to get started ve read me for more info diyor. Bastığımız zaman şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor ve ürün içerisinde bilgisayara bağladığımızda yüklememiz gereken şeyler için bizi zannedersem yönlendirecek. Let's go started diyorum. Yeni bir account açın diyor. Gerekli yazılımları indirin diyor. Ableton ve Pro Tools için yazılımları indirme ve onları kurma. Bunları nasıl yapacağımıza dair öğretici videolar karşımıza sunmuş. Ben şu an bir başlangıç yapmayacağım ama siz buradan register'a bastığınızda diğer Read me for more info'da şu kısımda about your device kısmında serial number'ınızı bulabilirsiniz. Bu serial number'ı kullanarak Ableton'ı ve Pro Tools'u ve diğer yazılımları bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Burada neler yapacağınıza dair başka bilgiler de vermiş. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsa ki ben o yazılımları kurmayacağım şu an. Focusrite 2i2 driver yazdım. Hemen karşıma sitesi çıktı. Bu sitesinden Focusrite'dan buradan Scarlett Solo 3. jenerasyon stüdyoyu seçtim ve karşıma hemen indirebilmem için linkler geldi. Buradan Focusrite Control 3.6.0 Windows driver'ını indirdim. Mac kullanıyorsanız Mac için de burada yazılımlar mevcut. Alt tarafta kullanım kılavuzu da mevcut. Kullanım kılavuzunu da indirebilirsiniz. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu karşımıza geliyor. Ürünümüzün detaylı bilgilerine ulaşabiliriz. Neyi nasıl kuracağımızı, DAW programlarında hangi ayarları seçeceğimizi burada ayrıntılı bir biçimde göstermiş. Ürün üzerindeki düğmelerinde ne olduğunu anlatıyor. Mikrofonumuzun özelliklerini anlatıyor. Ama ben size birazdan zaten bunları paylaşacağım. Üzerindeki düğmelerin ne işe yaradığını anlatıyor. Arkadaki panelin ne işe yaradığını anlatıyor. Ve özellikle mikrofonun, kulaklığın değerlerini öğrenmek isteyen arkadaşlarım için burada harika bir sayfa mevcut. Ben bu ayrıntıları bugün anlatmayacağım. Genel olarak deneyimlerimi anlatacağım sizlere. Ama desibel olarak, dip gürültüler olarak bütün değerlere ulaşmak istiyorsanız bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ürünün ayrıntılı bilgileri bu PDF dosyasının içerisinde mevcut. Ürünün kutusunun içinden çıkmadı biliyorsunuz. Buradan ulaşabilirsiniz. Dosyayı indirdim, driver dosyasını. Şimdi kuralım beraber. Bilgisayarımda nereye yüklemek istediğini sordu. Tamamen yükle dedim. Driverları şu an indiriyor. Driverları da kurdu. Focusrite Control kısmı karşıma çıktı. Eğer bunu yüklemeseydim yine ses kartımı kullanabilirdim ki tavsiye etmem. Yani ses kartınızı taktığınız zaman Windows 10 ses kartınızın üzerinden ses yollamaya, kayıt almaya başlıyor ama bütün özellikleri açmak için, ASIO driver'ı tam olarak kullanmak için Focusrite Control'ü indirmenizi ve driver'ı kurmanızı şiddetle öneririm. Şimdi Focusrite Control programını açalım. Programı açtığımızda eğer bir FireWire update varsa onu kendi otomatikman gerçekleştiriyor ve cihazımızı hep güncel tutuyor. Burada gördüğünüz gibi cihazın üstünde olan düğmeleri buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan bastığımda gördüğünüz gibi cihazın üstündeki enstrüman tuşu yandı. Air tuşu yandı. Diğerlerini de açayım. Cihaz üzerinden de değiştiğini görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir seçenek olmuş. Fiziksel tuşlar birazcık dokunmatik olduğu için bunu sağlayabiliyor. Input seçenekleri, output seçenekleri ve ayarlar kısmı. Ayarlar kısmından da buradan kilohertz ayarlarını 44.100'den 192.000 en yüksek kilohertz'e kadar ayarlarını görebiliyoruz. Phantom Power'ın buradan ürün açıldığında açık mı kalacak, kapalı mı kalacak olduğunu bile seçebiliyoruz. Programını kullanmak son derece basit. Şimdi ürünün üstüne bakıp düğmelerin ne işe yaradığını sizlere anlatmak istiyorum. Kulaklığımızı buraya takıyoruz. Gitarımızı veya mikrofonlarımızı buraya bağlayabiliyoruz. Dediğim gibi bunlar hem XLR hem de TRS kabloları, yani çivi jackları kabul edebilecek girişler, combo girişler deniyor bunlara. Belki iki tane mikrofon takacaksınız, belki iki tane çivi takacaksınız. Hiçbir sorun yaratmıyor. İlk girişimizin potansı ve ikinci girişimizin potansı, ses seviyesi yüksekliği burada. Şu an ben gitarımı bağladım. Gitarımı elime alayım ve sinyal yollayayım. Sinyal yollamaya başladığım andan itibaren potansın etrafında yeşil, sarı ve kırmızı renkli ışıklar yanıyor. Burada gönderdiğimiz sinyalin yeşil olmasına dikkat edeceğiz. Sarı da olabilir. Sarı şu demek oluyor. Gönderdiğimiz ses patlamaya, yani klip almaya hazır. O yüzden onu dengeleyin, dikkat edin diyor. Kırmızı yanarsa gönderdiğimiz ses patlamış oluyor. Kesinlikle gönderdiğimiz sinyaller kırmızı renge dönmemeli. Ben şu an gitarımdan sinyal yolluyorum. Diğer düğmeleri kapatayım. Gitar bağladığım için burada enstrüman tuşuna da basmam önemli.
Ki enstrüman tuşuna bastığımda potansı değiştirmesem bile gördüğünüz gibi kırmızı ve sarı yanmaya başladı. O zaman ben gitarımdan gönderdiğim sinyali buradan birazcık azaltmam lazım. Siz olabildiğince gitarınıza sert vurun ki kayıt yapmadan önce kırmızı hiç yanıyor mu görün. Kırmızıyı görmemeniz lazım. Kırmızıyı görmeyene kadar potansı kısmanız yerinde olacaktır. Gördüğünüz gibi mikrofonu da bağladım. Mikrofonumuz kondansör olduğu için 48 voltu açmamız gerekecektir Phantom Power'ı. Ve Phantom Power'ı açtığımda iki girişe birden enerji yollamaya başlıyor ürün. Ve şu an mikrofonuma konuştuğum zaman gördüğünüz gibi ürünün üzerinde de ışıklar yanmaya başladı. Kırmızı yanıyor. Birazcık kısabilirim. Şu an çok da yakın konuşuyorum aslında. Mikrofonun mesafesini de iyi tutmak lazım. Çok yakından konuşmamak lazım. Şu an iyi gibi görünüyor. Burada mikrofon bağladığım için enstrümanı açmıyorum fakat Air tuşuna basabilirim. Bu Air tuşu nedir? Focusrite'ın orijinal ESA denen bir preamp'ı var. Bunu simüle ediyor. Bunu simüle ettiği zaman equalizer olarak tizleri birazcık açıyor. Yüksek frekansları öne çıkarmaya başlıyor. Vokal kayıtlarında böyle daha detaylı tonlar alabiliyoruz bu Air moduyla. Hafif harmonikleri de öne çıkartıyor. Harmonikleri distortion katıyor. Böylelikle eğer akustik gitar kaydı yapıyorsak mesela mikrofonla, orada gitarımızın tonunu da daha belirgin, parlak, harmoniklerin önde olduğu bir ton elde edebiliriz Air modunu açarak. Gerçekten bu Air modunu eklemeleri ürünün üzerine güzel olmuş. Daha detaylı söylemek gerekirse 1 kHz'den itibaren tizlere doğru equalizer'ı 4 dB kadar yükseltiyor bu Air tuşu. Şimdi geliyoruz burada direkt monitör tuşuna. 3 seçenek var. Kapalı, mono olarak açık, stereo olarak açık. Şimdi bazı dostlarım bu tuşu bilmedikleri için bilgisayarından, DAW programından gitarlarını bağlıyorlar. Oradan herhangi bir plugin açıyorlar ama ses alamıyorlar. Clean tonu almaya devam ediyorlar. Neden? Bu direkt monitör tuşu cihaza bağladığınız ürünlerin sesini hiç bilgisayardan geçirmeden direkt olarak kulaklığınızda veya stüdyo monitörlerinizde duymanıza yarıyor. Şimdi gitarımızı bağlıyoruz clean olarak. O zaman gitarımızın direkt clean sesini duyarız. Ya da mikrofonumuzun direkt bağladığımız hiçbir efekt geçirmeden sesini duyarız. Bu kayıtlar sırasında işe yarayabiliyor. Bazı dostlarımız bilgisayarın yarattığı gecikme oranlarından etkileniyor ve direkt olarak sesi duymak istiyor ama biz gitarist olarak bir drive katacaksak gitarımıza bu tuşu kullanmamız manasız oluyor ama yine de ürünün üzerinde böyle bir tuşun olması gerçekten yararlı. Bu kapalı olduğu zaman ürün direkt olarak monitör yani bilgisayarda üretilen sesi bize duyuruyor. Tek yuvarlak kısmına getirdiğimizde 1'e bağladığımız ses sol kulaklıktan veya sol taraftan, ikinci girişe bağladığımız şey ise sağ taraftan duyuluyor. Bunları mix halde duymak istiyorsak da stereo halde iki yuvarlağın iç içe geçtiği kısmı seçmemiz gerekiyor. Biz şu an bilgisayarımızın ürettiği sesi duymak istediğimiz için bu kısmı kapatıyoruz. Monitör dediği kısım üretilen sesin ses yüksekliğini ayarlayabileceğimiz kısım. Fakat bu arkaya bağladığımız monitörlere giden sesi ayarlayan kısım line output kısmını, buradan sesi yüksekliğini açıp kapatabiliyoruz. Kulaklığa yolladığımız sesin yüksekliğini ise en sondaki potanstan kontrol ediyoruz. Ürünümüzün bağlı olduğu da şuradaki ışık sayesinde zaten görebiliyoruz. Ki ürün bağlı olması zaten üzerindeki ışıklar hiçbir şekilde çalışmazdı. Ürünün en büyük artılarından birisi 3. nesil olması ve USB Type-C çıkışının olması. Böylelikle USB 3.0'dan bağlantı kurabiliyoruz ve gecikme oranları çok daha azalıyor. Ürün maksimum sample rate'de yani 192 kHz'de kayıt yapabiliyor. Tabii sample rate'i arttırdığımızda, bit rate'leri değiştirdiğimizde ki bilgisayar üzerinden Focusrite kontrolün içinde sample rate'i ayarlayabiliyoruz. Gecikme oranlarında tabii ki değişiklikler oluyor. Ben genel olarak 192.000 kHz'i hiç kullanmıyorum. 44.000 ya da 48.000 kHz'de sağlıklı bir şekilde kayıtlarımı yapıyorum ve kalitesi de gayet iyi oluyor. Ürünü en büyük öne çıkartan özelliklerinden bir tanesi mikrofon preamplarının kalitesi ve kaliteli bir şekilde kaydı alabilmesi. Burada kaliteyi belirleyen şeyler neler? Öncelikle frekans tepkimesi. Yani mikrofonumuzu cihazımıza bağlıyoruz ama cihazımız onu gerçekten hiçbir EQ katmadan kayıt edebiliyor. Focusrite Scarlett'ta bu neredeyse flat bir şekilde dümdüz bir frekans çizgisine sahip bu preamplar. 24 bit converter olduğunu söylemiştim içerisinde. Bu 24 bit converter çok kaliteli bir converter. Böylelikle analogdan dijitale, dijitalden analoga sinyalleri çevirirken çok az veri kaybı oluyor ve çok doğal bir ses
kayıt edebilmiş oluyoruz. Girişlerimiz son derece flat, çevirmesi son derece kaliteli olunca, bir de üstüne üstlük geniş bir dinamik aralığı olunca, dinamik aralığı ne demek diyeceksiniz şimdi? Dip gürültü sesiyle maksimum ses arasındaki mesafe, bu geniş olması, açık olması son derece detaylı kayıtlar alabilmemizi sağlıyor. Bu detay yetmiyor sadece. 24 bitte bundan çok daha fazla sample rate alabileceğimiz için çok daha doğal dijital kayıtlar alabiliyoruz. Dip gürültüsü demişken bu da çok önemli. Bazı ses kartlarında dip gürültüsü fazla olabiliyor. Bunda ise -110,6 desibel dip gürültüsü var. Neredeyse yok denecek kadar az bir dip gürültüsüne sahip. Bir de maksimum sistem gain'i denen bir şey var. Bu da 47 dB. Çok kısık bir mikrofonunuz olsa bile onun değerini son derece arttırabiliyorsunuz. Dip gürültüsü de az. O değeri arttırmanıza rağmen uğultu duymuyorsunuz. Son derece net bir kayıt elde edebiliyorsunuz. Air modundan bahsetmiştim. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Air modunu açtığımızda dip gürültüsü birazcık artabiliyor. 2 desibel kadar artıyor. O yüzden Air modunu kullanırken seçeceğiniz, kullanacağınız mikrofonlara dikkat etmenizi öneririm. Genel olarak baktığımızda Focusrite bir önceki neslin bütün iyi özelliklerini kendisini almış, boyutunu küçültmüş ama kalitesini arttırmış görünüyor. Bu yüzden Focusrite'ı bu harika ürünü yarattığı için kutluyoruz. Şimdi bir de sizlere DAW programında nasıl ayarlar yapabileceğimizi göstereyim. Kendi kullandığım DAW programını açıyorum. DAW programı açıldığında size birçok DAW programı öncelikle ses kartı ne kullanıyorsunuz diye sorar. Buradan ASIO for All seçili şu an. Ben onu Focusrite USB'ye getiriyorum. Buradan kontrol panelinden bastığımda anında Focusrite'ın device settingleri ayrı bir yerde karşıma çıkıyor. Buradan sample rate'i değiştirebiliyorum. Buffer size'ı değiştirebiliyorum. Hatırlıyorsanız kendi programı içerisinde buffer size değişmiyordu. Fakat o ayarı buradan yapabiliyoruz. 256, 512, 256 genellikle kullanılan buffer size'lardan bir tanesi. Aynı ayarların DAW programınızda da seçili olduğuna dikkat edin. Tamam dediğinizde ve yeni bir şarkı yarattığınızda orada da şarkı ayarları içerisinden hertz ayarının, bit ayarının doğru seçili olduğuna emin olun. Tamam dediğinizde kayıt için programa girmiş olacaksınız. Şimdi hızlıca kulaklığından ve mikrofonundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Ardından birkaç tane ufak mikrofonla akustik gitar ve vokal kaydı alıp bu bölümü de bitiririz. Şimdi kulaklığı ve mikrofonu birazcık inceleyelim. Kulaklığımızın modeli HP60 Mark 3, arkası kapalı olan 50 milimetrelik bir sürücüsü olan bir kulaklık. Arkası kapalı ne demek? Şu kısım açık da olabiliyor. Açık olduğu zaman dışarı ses veriyor. Kapalı olduğu zaman da ses içeride kalıyor. Yani dışarıyı rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Zaten vokal kayıtları için gerekli olan da kapalı olan kulaklıklar. Eğer açık olsaydı mikrofona ekstradan ses çıkışı olabilirdi. Biz de bunu istemezdik. Deri bir kayışı var ve kayışın üzerinde Scarlett logosu var. Gayet şık duruyor. Kayışın iç kısmı, yani kafamıza yastık olacak kısım gayet dolu ve yumuşak. Bizi rahat ettirecektir uzun süre. Yanlara doğru bir esneme yapmıyor. Fakat dikey açılara doğru DJ style deniyor buna. DJ stili sınırsız bir şekilde açı yapabiliyor. Kulak içi pedleri büyüklüğü çok fazla değil. Daha ileri seviyelerde daha büyük pedler oluyor. Kulağımızı tamamen içine alıyor. Fakat bundaki büyüklükler o kadar fazla değil. Yine de başlangıç seviyesi bir kulaklık için gayet yeterli. Sonuçta bunlar profesyonel stüdyolar için değil, ev stüdyoları için düşünülmüş ürünler. O yüzden yeterli seviyede. Yumuşaklığı bayağı bir fazla. Uzun süre kullanımlarda rahat edeceksiniz. Şurada ölçü birimleri var. Kendinize göre ayarladığınızda hangi ölçü birimini ayarladığınızı buradan görebilirsiniz. Bir de iki tarafta eşit olsun istiyorsanız diye bu ölçü birimleri olması gayet iyi olmuş. Bazı ürünlerde bu ölçü birimleri olmuyor. İki tarafı eşit tutup tutmadığınızı bir türlü bazen göz kararıyla anlayamayabiliyorsunuz. Görsel olarak başarılı zaten. Yine kırmızı çizgiler kullanılmış ürünün üzerinde. Dış kapak tırtıklı bir şekilde ve ışıkta da gördüğünüz gibi güzel bir efekt katıyor dışarıdan bakıldığında. Kablosuna birazcık dikkat etmek lazım. Stüdyo kulaklıklarında değiştirilebilen kablolar kullanılabiliyor fakat bunda örgülü bir kablo da yok. O yüzden kulaklığı dikkatli kullanmak lazım. Zarar vermemek için. Çünkü biliyorsunuz kulaklıklar kendileri sağlam olsa bile kabloları zarar gördüğünde sıkıntı yaşıyoruz. Kabloyu
dikkatli kullanmak lazım uzun ömürlü olsun diye. 3.5 milimetrelik jack olarak da kullanabiliriz. Ucunda çevirmeli bir büyütücüyle geliyor. Tabi bu küçük jack'ı cep telefonlarınızda veya başka cihazlarda da kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi siz bunu bence evde stüdyodunuzda kullanın. Dışarıda kullanmaya pek kıymayın diyorum ben. Ayrıca zaten dışarıda kullanmak için biraz kaba bir kulaklık. Tamamen ev stüdyo ortamında kullanabileceğiniz güzel bir cihaz. Kablonun uzunluğu gayet yeterli 3 metre. Yan taraflarında da sağ mı sol mu olduğu belli eden left ve right işaretleri var. Kulaklığımız gayet şık duruyor takıldığı zaman. Çok rahat. Ayarlarını istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Ben kendime göre 3'e getirdim. Ve tam bir şekilde oturdu. Kulaklığı taktığım anda dıştaki sesleri çok güzel bir şekilde kesiyor. Kendi konuşmam bile zor diyorum. Bu kulaklığın doğal bir duyumu var. Basları çok boğmuyor. Onun zıttı az da vermiyor. Tam kıvamında veriyor basları. Vokal frekanslarını gayet temiz duyabileceksiniz. Detaylı duyabileceksiniz. Bu üründe de flat bir duyum yapmayı başarmış Focusrite. Fiyatına göre gayet iyi iş çıkartan bir kulaklık. Normalde bu ürünleri ayrı ayrı aldığınızda çok daha fazla fiyata çok daha kötü kulaklıklar denk gelebilir. Ama bu ürün yelpazesi içerisinde Focusrite bir başlangıç için, ev stüdyosu için en ideal ürünleri üretmiş diyebiliriz. Fiyatına göre gayet iyi iş çıkartıyor. Bu kulaklık uzun süre sizi idare edecektir. Şimdi de biraz mikrofona bakalım. Bu bir dynamic değil, condenser mikrofon, yani phantom power ile çalışıyor ki zaten ses kartımızın üzerindeki o düğmeyi gördük. Boyutları gerçekten güzel, şirin, küçük bir mikrofon. Size diğer benim C1 mikrofonumu göstermek istiyorum. Boyutları arasındaki farkı görebilirsiniz. Boyları neredeyse aynı ama Focusrite Scarlett çok daha ince bir yapıya sahip. Rengi mat siyah. Kırmızı çizgiler var üzerinde. Bu ürünü canlı yayınlarda da kullanırken çok şık duracaktır. Video kaydederken çok şık duracaktır. O açıdan da düşünebilirsiniz. Kendini görsel olarak kanıtlamış bir mikrofon var elimizde. Şimdi üzerinde bir işaret görüyorsunuz. Bu fixed cardioid demek. Yani bu işareti gördüğün sadece şu yönden sesi kaydedebilme özelliğine sahip. Arkaya ve yanlara sağır bu mikrofon. Sadece tek bir yöne doğru açık. Bu işaret kalbe benziyor ve bu işaretin olduğu yönden sesi alıyor. Ev stüdyoları için ideal bir seçenek. Çünkü ev stüdyoları genellikle küçük oluyor ve duvarlarımızdan sesler yansıyabiliyor. Eğer sesi yan taraflardan almış olsaydı reverb'ü de işin içine katmış olacaktı ama sadece karşıdan aldığı için ve yüzümüzle de karşıdan gelen sesi engellediğimiz için iyi bir seçenek olmuş. Küçük ortamlarda bunun gibi kardiyonit mikrofonları tercih etmenizi öneririm. Dolayısıyla gitar kaydı için de ideal bir mikrofon. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekebilir. Akustik gitarınızın neresine yerleştireceksiniz? Hangi yöne bakacak? Birkaç denemeyle kendi tarzınıza uygun açıyı elde edeceğinize eminim. Ağırlığı güzel, boyutları küçük. Kolay bir şekilde güzel bir mikrofon ayaklığı ile güzel kayıtlar yapacağınıza eminim. Şöyle bir aparatı ile mikrofon ayaklıklarına bağlanıyor. Çevirip açabiliyoruz, çıkartabiliyoruz, takabiliyoruz, sıkılaştırabiliyoruz. Sıkmamıza rağmen açısını çevirerek ayarlayabilmemiz de mümkün. Ayrıca yanında dikey açıları ayarlayabilmemiz için bir mandalı mevcut. Bunu sıkarak sabitleyebiliyoruz. Yatay açılar için de dediğim gibi rahatlıkla çevrilebiliyor. Mikrofon ayaklığı almayı unutmayın lütfen bu ürünü satın alacaksanız. Çünkü en sağlıklı bir şekilde mikrofon ayaklığıyla bu ürünü kullanabilirsiniz. Sadece şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bu ayak yüzünden masaya çarptığınızda, mikrofon ayağına çarptığınızda gürültü kaydedebilir. İnternette gürültü azaltıcı mikrofon ayakları da var. İsterseniz, dilerseniz onlardan da satın alabilirsiniz. Mikrofon kaydında genellikle pop filter veya şunun gibi böyle kapatıcılar kullanılır. Fakat kaliteli önüne konulabilecek bir pop filter'la kullanmanız özellikle vokal kayıtlarında bazı patlamaları engelleyecektir. Mikrofonu çok yakından kullanmayın. Çünkü çok yakından kullanmaya uygun bir mikrofon değil. Gitar kaydı yapacaksanız amfinize çok yakın koymayın. Birazcık uzakta tutun. Çünkü bu mikrofon yakından ses verildiği zaman patlamalara neden olabilir. O yüzden bir pop filter'la birazcık uzaktan şarkı söylemeniz daha uygun olacaktır. Akustik gitarınıza birazcık uzaktan tutmanız daha uygun, temiz, güzel ses almanıza sebep verecektir. Yine fiyat performans olarak harika bir mikrofon üretmişler. Açık, net, güzel sesler alabiliyor. Olabildiğince flat. Bu fiyata, bu kalitede mikrofon bulabilmeniz biraz zor ama bu paketin içerisinde bize sunulması çok iyi olmuş. Ayrıca kırmızı XLR kablomuzda yine hem kayıtlarda, videolarda, canlı yayınlarda mikrofonla beraber çok güzel bir görsel
işte çıkartacaktır. Hazır mikrofonum bağlı, kulaklığım bağlıyken şimdi akustik gitarımı kurayım. Sizler için bir kayıt alayım. Bakalım kayıtta nasıl duyulacak? Hoşunuza gidecek mi? Ondan sonra da kapanışı yapıp bu videoyu bitiririz. Evet dostlarım, akustik gitarımı elime aldım. Mikrofonu karşıma yerleştirdim. Şu an ses kartımdan 48 volt phantom power açık. Air tuşunu başta kapalı tutacağım. Daha sonradan belki bir kayıtta da air tuşunu açıp aradaki farkı dinleyebiliriz. Bilgisayarımda zaten bir dosya açmıştık. Bir tane track ekliyorum. Akustik 01, left input. Tamamdır. Monitörümü açıyorum ki kendimi duyabileyim. Kayıt tuşuma basıyorum. Bir metronom belirleyeyim. Ve ilk kaydımıza girelim bakalım. İkinci bir kanal daha açıyorum. Akustik 2 ve buna Air deyin. Ve ses kartımın üzerinden bu sefer Air tuşunu aktif hale getiriyorum. Ve kayda giriyorum. Şimdi ikisinin arasındaki farkları size dinleteceğim. Bir de hızlıca bir vokal kaydı alalım. Bir kanal daha açıyorum. Vokal diyorum. Ona da 01 diyeyim. Air tuşunu kapatıyorum. Evet, giriyorum kayda. Biraz uzak tutuyorum. Pop filtrim olmadığı için. Acımasız bir dünyada yaşadığını, güçlünün güçsüzü neden size ezdi? Bir de vokal kaydını Air'la alalım. İkinci bir kanal açıyorum. Vokal 2 Air yazıyorum. Kayda girelim bakalım. Acımasız bir dünyada yaşadığını, güçlünün güçsüzü neden size zil? Şimdi vokallerde de Air'lı ve Air'siz versiyon arasındaki farkı da dinleyelim. Acımasız bir dünyada yaşadığını, güçlünün güçsüzü neden size zil? Evet efendim, bir de elektro gitarımız kayda bağlı. Bir track daha açıyorum. Elektro gitar. Oraya benim kullandığım Amputrus'u atalım. Ve oradan yine kendi tonumu seçeyim. Girişte instrument tuşu açık. Air kapalı. Elektro gitar olduğu için birazcık sistemden kısacağım. Üzerine bir kayıt yapalım bakalım. Evet, şimdi toplu halde dinleyelim. Vokalleri de açalım. Hepsi birden bakalım nasıl gelecek. Dinleyelim. Acımasız bir dünyada yaşadığım, güçlünün güçsüzü neden size Evet, hızlı bir şekilde kayıtlar da yaptık ve böyle sonuçlar elde ettik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince size güzel bir tanıtım çekmeye çalıştım. Şimdi kapanışa geçelim isterseniz. Dostlarım, bugün harika bir ses kart inceledik. Bir setti, kutusunda çıkan mikrofonu ve kulaklığı da inceledik. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Almaya değer mi? Siz bu ürüne sahip misiniz? Bu üründe kayıtlar yaptınız mı? Canlı yayınlar yaptınız mı? Ürün hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın ki satın almayı düşünen arkadaşlarım sizden örnekler alsın, tecrübelerinizi onlarla paylaşın. Dore Müziği'ye size tanıtmamız için bu ürünü bize sağladıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ürünü satın almak isterseniz, daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklamalar kısmına mağaza bağlantısını bıraktım. Dostlarım,
farklı ses kartları ve bir gitarist için gerekli olan bütün ekipmanların tanıtım videoları gelmeye devam edecek. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zillerini de açmayı unutmayalım. Ve kanalımız büyüsün ve bu tarz içerikler çekmemiz kolaylaşsın. Sosyal ağlarımızı da takip ederseniz yeni videolar geldiğinde bildirimlerden mahrum kalmamış olursunuz. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına bıraktım dostlarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. O zamana kadar nasıl kalıyorduk? Koç gibi kalıyorduk. Görüşürüz dostlarım.